Hocam, nefes verdim çünkü bu tartışılmaması gerektiğini düşündüğüm bir soru. Bir aralık verdim bunun için. Bence buna çok uzun konuşacağınızı düşünüyorum ben. Hadi canım, bunlardan daha mı uzun? Bunlardan daha uzun. Hadi Hocam, canım. aşının beyne zararı var mıdır? Yok. Tamam. Teşekkür. Ya yok, evet, ama yani bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu anti aşı kampanyaları falan, yani böyle bazı modalar çıkıyor. Bunlar bazı insanlara çok mantıklı geliyor. Adının önünde doktor moktor olan 2-3 tane arkadaş çıkıp bu konuda bir şeyler üfüttürüyorlar falan filan, ama yani bakın, bu tip konulara araştırıp derinine girmeden taraftar olmak ya da bir şekilde insanları bu tartışmaların işte bir tarafını tutmaya teşvik etmek ya da o konuda insanları zorlamak çok ciddi bir halk sağlığı sorunu aslında. Şimdi aşılar özellikle şu içinde bulunduğumuz zaman itibariyle insanoğlunun şu dünyada hayatta kalması, kalmış olması için en önemli geçmiş başarılarımız diye niteleyebiliriz tıbben. Tıbbın en önemli başarılarıdır aşılar. Ha, etkinliği tartışılabilir, yan etkileri tartışılabilir, o olur bu olur, ama aşı efendim hiç olmasa da olur, beyne zarar veriyorum, çocuklar otistik yapıyormuş, hepimiz gerizekalı oluyoruz, aşı olunca kısır oluyormuşum falan gibi anlamsız tartışmaların hemen hemen hiçbirinin bilimsel kanıtı yok. Yok aşılara kurşun koyuyorlarmış, amortisör takıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış gibi lafların evet, farkındayım. Amortisör dedim ama aklıma daha tuhaf bir şey gelmedi. Yani aşılardaki işte ağır metallerin zehirlemesi falan gibi garip garip iddialar var. Şimdi arkadaşlar, bütün aşıların ne olur bir önce nasıl geliştirildiğine bir bakalım. Yani ilaç denen şey nasıl geliştiriliyor? Türkiye'de ve dünyada farklı yerde bakabilirsiniz. Özellikle dünyada global pazara çıkacak birçok ilaç, Amerika'daki o Federal Drug Association, FDA'nin onayını almak zorunda olduğu için çok sıkı bir takım aşamalardan ve prosedürlerden geçmesi gerekiyor. Burada onlarca, yüzlerce gözün buna okey demesi gerekiyor. İşin içinde sadece uzmanlar var zaten, sıradan insanlar yok. İnsanlarda, yani çaresiz hastalarda denemeye başlamadan önce bile 3-5 tane safhası olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani o kadar kolay bir mesele değil aşıları hemen gömmek ve bu tip konularda lütfen etrafınızda böyle biraz dikkatsizce, biraz hani özensizce konuşan birilerini görürseniz bunun çok ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu lütfen hatırlatın. Çünkü bugün bir çocuğu aşısız olarak büyüttüğünüzde, özellikle yarın bir gün yaşanacak ciddi bir salgında o kişinin bir taşıyıcı olması, kendi hayatının bir şekilde tehlikeye girmesini bir kenara bıraktım. O kişinin taşıyıcılığı yoluyla mutasyona uğrayacak bir virüs ya da bakterinin, aşıların kâr etmeyeceği bir hastalığı başlatabilecek bir açık kapı bulabileceğini unutmayalım. Çünkü biz mesela çocuk felci meselesi aşılarla bitirilmiş meseledir bu dünyada. Ve eğer bugün hala o aşılar olmasaydı, çocuk felci salgını devam etseydi, çocuk felci etkeninin geçireceği doğal biyolojik mutasyonlar sonucu belki 3-5 tane farklı ve daha tehlikeli hastalıkla mücadele ediyor olabilirdik. Zaten insan, hani ona sözüm yok, kendi yarattığı medeniyette kırılgan bir hayat yaşıyor işte. Koronavirüs başımıza neler açtı gördünüz. Dolayısıyla bu tip aşılar bu tercih ettiğimiz çarpık yaşam biçiminin sürdürülmesinin tek makul çareleri olabilir. Dolayısıyla bilimsel bilgi olmadan, uzmanların fikir birliğine vardığı sonuçlar olmadan lütfen bu konularda adının başında ne olursa olsun bir iki tane marjinal tipin çoğu zaman ilgi çekme amaçlı beyanatlarına lütfen prim vermeyelim. Bunlar dediğim gibi sadece bizim sizin sağlığınızı değil, torunlarımızın geleceğini etkileyecek maalesef zararlı modaların, zararlı eğilimlerin oluşmasına sonuç verebiliyor. Aşının beyne meyne zararı varsa bile, o aşı özelinde konuşacak olursak, yaptığı faydaya göre bazı zararlar dahi tolere edilebilir. Aşı dediğin şeyin 3 tane türü var. Hangi aşıdan bahsettiğimizi ve neye zarar verip vermediğini konuştuğumuzu özel olarak belirlemeden böyle bir soruya tabii ki yok diye cevap verebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çünkü bu popülerleşen bir moda. Hani bunun üzerine konuşmak, hatta uyarmak, belki dikkatleri çekmek gerekebiliyor. Çok ciddi bir sıkıntı aynı zamanda. Hele hele gelişmiş dünya ülkeleri dediğimiz başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın bazı, maalesef hani aydınlanmanın beşiği bildiğimiz Avrupa'da bile bazı yerlerde bu tip modaların ciddi taraftar bulması düşündürücü. Bu arada benim birçok şahsi olarak görüştüğüm dostum, arkadaşım, aralarında hekimler falan da var. Ciddi aşı karşıtları var ve kendince gerekçeleri var. Fakat onların hiçbirisi de toptan bütün aşılar gömülsün, yakılsın falan filan gibi bir yaklaşım, hani sağlıklı zihinlere sahip olanlar böyle bir şey önermiyorlar. Sadece belli aşıların etkileri konusunda çekinceleri var. Bunları da gayet bilimsel ortamlarda tartışıp o aşıların daha az yan etkili hale getirilmesi için çalışıyorlar. Lütfen bilime emek veren, laboratuvarda çalışan, bu işlerin
arka planında, Ar-Ge'sinde ya da geliştirilmesinde çalışmış insanların sözlerine biraz öncelik verelim. En azından ne diyor büyükler? Emeğe saygı. Değil mi efendim? Tan ta da da tan tan. O zaman hepsinin sonunda bunu yapasım geliyor valla. Sinyal müziği oldu.